Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır'la başrolünü paylaştığı Kendi Yolumda filminin ek sahnelerinin çekimleri için kamera karşısına geçti. Ek sahnelerimiz vardı. Onları bir toparlayalım. Yani son böyle bir 7 ufak şey kaldı. Onları çekmek için bir çekim günü ayarladık. Özoğuz pandemi günlerinde albüm çalışmalarına yoğunlaştıklarını anlattı. Pandemi de şey oldu. Aslında bir yandan bizim için şöyle bir iyiliği oldu. Konserlerden albüm hazırlayamıyorduk. Kampa girdik. Ondan sonra şu anda bitmek üzere. Bizim için en iyisi oldu yani aslında. Bir yandan da işim yani iyi oldu demek de istemiyorum da bir yere boşalttık böyle. Ünlü rockçı saçlarını film için kestirdiğini söyledi. Ha, film için şöyle saçlar hayatımda yapmadım. Normalde darmadağın dolaşıyordum. Çok uzadı. Devamlılığı için kesilmesi gerekiyordu. Ondan dolayı da böyle uzadı. Böyle kullanmıyorum normalde biliyorsun saçları. Aynen öyle. Çok yakışmış ama ya. Bilmiyorum yakıştırdılar mı size ama. Ya şey bilmem. Ben öyle arkaya doğru tarayıp devam ettim. Kendi Yolunda filminin müziklerini de ikiz kardeşi Hakan Özoğuz'la beraber yapan başarılı müzisyen sinema salonları ile ilgili endişelerini paylaştı. Bir de filmdeki müzikler de bizim yeni albümümüzde olan iki tane şarkı var. Filmin müzikleri bayağı istediğimiz gibi oldu. Sizin vizyon tarihiniz belli mi? Vallahi şu anda Ekim gibi düşünülüyordu. Eğer inşallah ikinci dalga gelmezse Ekim'de çıkacak gibi görünüyor. Peki bu sinema salonlarında insanlar az gideceği konuşuluyor. Böyle bir gişe korkunuz var mı? Ya açıkçası çok üzüldüğümüz bir şey. Yani tam hatta bu arada biliyorsunuz normalde Mart'ta çıkıyordu film. Evet. Bu olay başlayınca zaten hani Ömer şey dedi yönetmenimiz hani ya böyle bir şey oluyor. Yani çıkmış olsaydık mahvolmuş değil yani. Gökhan Özoğuz pandemi sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşadıklarını açıklayan meslektaşlarını eleştirdi. Zorlanmamızın imkanı yok ama biz bunu dile getirerek böyle mağduriyet şeyi gibi ya biz de bittik ne yapacağız acaba şimdi demiyoruz. Hepimiz zorlanıyoruz. Hani zannedilmesin ki bizim tuzumuz kuru da ondan dolayı sesimiz çıkmıyor. Birçoğundan çok daha zor durumda olduğumuz ve ekiplerimizin de zor olduğunu biliyorum ben. Duruma uyum sağlıyoruz. Yani duruma uyum sağlamak zorundayız. İlk önce biliyorsunuz konserler etkileniyor, sinema etkileniyor. Ve en sonunda onlar açılacak zaten. Ama ben şeyi anlamıyorum. Mesela sınav yapılıyor. Bir sürü çocuk giriyor oraya. Şimdi yani onun ne esprisi var ki? Sonuçta yani sınavlara giriyorsan toplu işte restoran dışarıda toplu taşıma araçlarına bütün halkımız biniyor. O zaman maçlar niye seyircisiz oynanıyor? Neden konserler yapılmıyor veya hani hepsiyle alakalı bunu kurabiliriz. Nasıl olsa hani bu eğer toplu taşıma araçlarına girebiliyorsa halkımız oralara da girilebilir anlamına geliyor bu. Orada biraz böyle bir farklı bir şey var yani hani anlamadığımız. Özoğuz, Kenan Doğulu'nun Yeni Kapı'da verdiği arabalı konseri de değerlendirdi. Uzun bir aradan sonra şarkı söylemek çok zevkli. Bir arada olmak çok keyifli. Hepiniz hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Biz bir cesaret böyle bir şeye giriştik. Siz bir cesaret buraya geldiniz. Teşekkürler. O bir çare aramışlar ama yani şeyi çıkartıp sarılıp yılana. Yani bizim konserlerimizde hiç olabilecek bir durum. Çünkü bizde normalde herkes hep beraber kaynaş ve uçuşma olduğu için bizde hiç olmaz. Bir de ben öyle bir şeyden hiç keyif almam. Bir de insanları zor duruma sokmak anlamına geliyor bence o. Ondan dolayı biz düzelene kadar konser yapmayacağız yani. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yeterli oldu. Teşekkürler. Öte yandan Gökhan Özoğuz, yoğun iş temposundan dolayı 5 yaşına kadar çok az gördüğünü söylediği kızı Ayşe ile ilk kez fotoğrafını paylaştı. Ünlü rockçının kızıyla "Merhaba, bir foto alabilir miyiz?" güzel ve çirkin notuyla yayınladığı fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu. Benim kızım doğdu. İlk 5 yaşına gelene kadar Ayşe'yi çok az görebildim mesela.